Evet efendim, TV9 İzmir ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Emeklilikte Adalet Derneği İzmir İl Temsilcisi Sayın Nurten Demirel ve İzmir İl Temsilcisi yöneticilerinden, doğru söylüyorum değil mi? Evet. Duygu Dere Hanımefendi var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Evet efendim, derneğiniz öncelikle hangi tarihte kuruldu ve ne amaçla kuruldu? Öncelikle bunu öğrenmek istiyoruz. Bizim derneğimiz EMADDER, Emeklilikte Adalet Derneği, EYT yasasından sonra kurulmuş bir dernektir. Çünkü EYT yasası maalesef 38-43 yaş olarak çıktı. Kadınlarda 38, erkeklerde 43. 9 Eylül 99 sonrası ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olarak. Yani bayağı bir fark var arada, uçurum var neredeyse. Kadınlarda 20 yıl, evet. Erkeklerde 17 yıl bir fark oluştu. Düşünsenize, iki akran arasında, iki arkadaş, aynı gün okulu bitiriyorsunuz, aynı gün işe başlıyorsunuz. Fakat işvereniniz sizin sigortanızı yaparken, ya diyor, arkadaşın onu da yarın yaparım diyor. O yarına ertelemesi yüzünden siz emekli olurken arkadaşınız 20 yıl sonra emekli olur gibi düşünün. Veya işe başvurdunuz, işe alındınız fakat hastalandınız, rahatsızlandınız, 3-5 gün geç gittiniz. Yine 20 yılınıza mal oluyor. Maalesef sihirli tarihten sonra 20 yıla mal oluyor. Bundan dolayı biz de örgütlendik, bunu kabul etmiyoruz. Akranlar arası bu kadar uçurum olamaz. Ve genel merkezimiz İstanbul'da olmak üzere Mihriban Uğurlu önderliğinde 9 Şubat'ta Emeklilikte Adalet Derneği kurulmuştur. Yeni. Evet, 9 Şubat. Yeni bir dernek. Tabii, yaklaşık 11 aylık bir derneğiz. Ama mağduriyet o kadar büyük ki 11 ayda 81 ilde örgütlendik ve çok büyük bir sosyal medya yapılanmasına sahibiz. Ve hızlı bir şekilde resmi üyeliklerimiz de alınıyor. Mağduriyetin bu büyüklüğü bizim hızla büyümemize neden oldu. Evet, peki. EYT çok konuşulan bir konu malum. Mecliste muhalefetten destek alıyor musunuz? Mecliste muhalefetten evet, sık sık milletvekilleri dile getiriyor her siyasi partiden. Ama 4-5 siyasi parti bizimle ilgili yasa teklifi sundu meclise. Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Verdiği teklif şuydu, Cumhuriyet Halk Partisi işte kadınlarda 49 yaşından, erkeklerde 50 yaşından başlayan bir kademe olsun 2008'e kadar, buydu, reddedildi. Gerçi biz bunu istemiyoruz bu arada. Bizim istediğimiz kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlayan bir kademe ile yukarıya doğru gitmesi ve 2008'den sonra da kadınlarda 50, erkeklerde 52-55 aralığında sonlanması. Şimdi şöyle bir yorum yapacağım. Doğru ya da yanlış çok da bilmiyorum fakat benim gördüğüm kadarıyla, öngördüğüm kadarıyla EYT'lilerle bizler arasında aslında bir gelir eşitsizliği oldu. Şöyle ki EYT'liler gerçekten yeterli olarak bir emekli maaşına ulaşamadıkları için ek gelir için tekrar çalışmak durumunda kaldılar. Ve haliyle işverenin de sigorta yapmadığı için, işine geldiği için ve yaşta genç olduğu için EYT'lileri tercih etti. Böylelikle sanki işsizlik oranı arttı gibi bir öngörüm var. Bu doğru mudur peki? Evet, kesinlikle doğru. 21 yıllık çalışma hayatım var resmiyette. 21 yıl sonunda özel sebeplerden dolayı iş yerinden ayrıldım. Şu an işsizim. İş bakıyorum fakat hem yaşımdan dolayı
hem de EYT'li arkadaşlarımızdan ötürü maalesef şu an iş bulamıyorum. Çünkü az önce sizin değindiğiniz gibi ülke şartlarından dolayı EYT'li arkadaşlarımız çalışmaya devam ettikleri için sigorta ödeme açısından onları tercih ettiklerinden dolayı şu an maalesef iş bulmakta bayağı bir problem yaşıyorum. Peki şimdi bir yasa çıkartmaya uğraşıyorsunuz ve öncelikle bu yasa tam olarak çerçevesini bir anlatmanızı ve daha sonra bunlarla ilgili ne gibi faaliyetlerde bulunduğunuzu öğrenmek istiyorum. Şimdi bizim biraz önce de bahsettiğimiz gibi istediğimiz tablo kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaştan başlayan kademeli olarak. Evet ve her yıla bir yıl eklenerek kademeli olarak 2008'e kadar kademeli geçişle 2008 sonrası da kadınlarda 50, erkeklerde 52-55 aralığına sabitlenmesini istiyoruz. Çünkü bizim ülke şartları, çalışma koşulları maalesef Afrika modeli ama çalışma şartlarımız Avrupa modeli. Yani bu ülke koşulları 60-65'lere kadar çalışmaya müsait değil. Duygu Hanım ne düşünür bilmiyorum ama. Evet, ben de kesinlikle hak veriyorum. Şimdi herkes de eşit çalışma koşullarına sahip değil. Bir ağır dediğimiz işçi grubu var. Evet. Bir de normal 8 saat masa başı dediğimiz evet. Daha evet. Hafif demeyelim. Onlar beyaz, beyin işçi. Beyaz yaka yani ve mavi yaka. Evet. Var. Bunlar için de aslında aynı yaş sınırı olması da adil mi? Yani bir ağır işçi sınıfının 50, atıyorum 50 yaşına kadar, yani misal siz 45 mi demiştiniz erkekler için? Erkeklerde 45'ten başlayan, evet. Kadınlarda 43'ten başlayan evet, bir kademe yani işte istiyoruz. Erkekler için ağır işçi olduğu zaman 45 yaşında emekli olabilirken diğerleri 46-47 gibi. Yani ağır işçilere biraz daha tolerans tanınmalı mı? Ya zaten ağır işçilerin yıpranma hakkı olmalı. Birçok ağır işçilerin de var ama bence verilen yıpranma payları da yeterli i̇şte değil. Onu diyorum yani. Yani. Tabii ağır işçilerin yıpranma payı kesinlikle olmalı. Yıpranma hakkı... Beyaz yaka ve mavi yakayı ayırt edebiliriz böylelikle. Onlar biraz daha erken emekli olabilir. Evet. Peki faaliyetlerinizden bahseder misiniz bize? Yani bunu duyurmak için neler yapıyorsunuz? Bunu duyurmak için ilk öncelikle derneğimizi tanıtmak için broşür etkinlikleri yaptık. İl il, 81 ilde broşürler dağıttık. Ve birçok ilde standlar açtık. Ve yine aynı şekilde 81 ilde bulunduğumuz illerdeki siyasilere gidip sorunumuzdan ve sorunumuzun çözülmesinden bahsettik. Bulunduğumuz bölgedeki yerel gazete ve televizyonlara ulaştık. Onun haricinde genel merkezimiz yine uluslararası basına çıkıyor ve meclise gidiyorlar sık sık. Dört bir koldan 81 ilde bunun için çalışıyoruz. Evet, yakın zamanda yine bir miting evet. Tarzında toplantınız mı olacak? Şöyle, biz ilk büyük mitingimizi 15 Ekim'de yapmıştık. Bu bizim ikinci büyük mitingimiz 21 Ocak. Yani bu pazar günü İstanbul Kartal'da büyük mitingimiz var. Yine 81 ilde otobüsler kaldırılıyor. Her yerden. Tabii. Bütün illerden katılabiliyorlar. Büyük mitingimiz. Evet. Kartal Meydanı'nda yine mitingle sesimizi duyurmaya çalışacağız. İzmir'de de var galiba. 29 Ekim, Ocak. 29 Ocak'ta da İzmir'de pankartlı ve sloganlı basın açıklaması düşünüyoruz. Hemen İstanbul mitinginin bir hafta sonrasında desteklemek amaçlı. Evet efendim, EYT'den birçok mağdur kişi muhakkak bizi izliyor. Onları da mitinginize davet ediyoruz herhalde. Kesinlikle davet ediyoruz. İzmir'den zaten otobüslerimiz kalkıyor. Hı-hı. Yani çünkü sesimizin gür olması için birlik olmamız şart. Şöyle, hiçbir kuvvet örgütlü mücadelenin önünde duramaz. Biz 10-11 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin sosyal medya yapılanmasına ulaştık. Bu da azımsanacak bir rakam değil. Yine bu bizim işte özverili çalışmalarımızla, broşür etkinlikleri, stand etkinlikleri, yerel basınlar, genel basınla
olan bir şey oldu ve hızlı örgütlendik yine de. Tabii o kadar çok 4,5, aslında 2000 ile 2008 arası 4,5 milyon bir kitleyiz. 2008 sonrası 12,5 milyon bir kitle. Yani totalde biz 16,5 milyon bir mağduruz. Evet. O yüzden... Çok büyük bir rakam. Ya gerçi memurların çoğu bize katılamıyor mücadelemize. Ama onun harici de bütün sivil işçileri örgütümüze bekliyoruz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar çabuk alırız hakkımızı. Evet efendim, programımızı kapatıyoruz. Son bir şey söylemek isterseniz. Duygu Hanım. Kademeli emekliliğin gelmesi aslında şu açıdan da çok uygun olacağını düşünüyoruz. Şimdi EYT olayından sonra biliyorsunuz büyük bir sigortada bir yığılma oldu. Sistemde büyük bir yığılma oldu. Dolayısıyla kademeli emeklilikte her sene prim günümüze ve yaşımıza göre ilerleyeceği için aynı şekilde aynı yığılma olmayacak. Çıkmadığı takdirde, yerel seçimler öncesinde çıkmasını biz çok istiyoruz. Evet. Çıkmadığı takdirde genel seçimde eğer böyle bir karar alınsa bile yine de bu 5 sene geçen bir zaman süreci var. Tabii. Bu zaman sürecinde de yine bir yığılma olacak. O yüzden de hani kademeli emekliliğin aslında SGK sistemini de yormayacak, devlete de yük olmayacak bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, eğer bu bizim istediğimiz kademeli emeklilik yasası gecikirse EYT'deki hatanın tekrarı olacak ve sisteme yığılma olacak. O yüzden bir an önce çıkmasında fayda var. Bir ikincisi de bizle mücadele eden kitle arasında 45-55 yaş aralığında bir hayli insan var. Eğer genel seçim malzemesi yapılırsak o insanların zaten doğal emekliliği gelmiş olacak ve gerçekten de çok büyük haksızlığa uğramış olacaklar. Geç gelen adalet, adalet değildir. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, bugün Emeklilikte Adalet Derneği temsilcileriyle konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın diyorum efendim. İyi günler.